Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da enkaz altından kurtarılan anne ayrı düştüğü 5 yaşındaki oğlunu Adana'daki hastanede kavuştu. O anlar ise duygu dolu anlar yaşattı. Ay anne. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı mahallesindeki 5 katlı nehir apartmanının 3. katında yaşayan 43 yaşındaki Eysem Açıkgöz ile 5 yaşındaki oğlu Bekir İlteriş Kaplan depremde yıkılan binaların altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerince 36 saat sonra yıkıntılar arasından çıkarılan minik Bekir, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlundan yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan anne de aynı hastaneye kaldırıldı. Ailesi yanında olmayan çocukların fotoğrafını çeken bir görevli ise Açıkgöz'ün evladını aradığını öğrendi ve fotoğrafları göstererek anne ile oğlunun buluşmasını sağladı. Annenin tedavi gördüğü odaya hasta yatağıyla getirilen oğlunu gördüğünde yaşadığı sevinç tanıklık eden personeli de duygulandırdı. Eysem Açıkgöz ise enkaz altında kaldıklarında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Uyku esnasında yakalandık depreme maalesef. Oğlum zaten kucağımdaydı. Aynı yatakta yatıyorduk. Yatağımızla birlikte bir alt kata düştük. 36 saat enkaz altında kaldık. Pencereden sesimizi duyurmaya çalıştık. Daha sonra bir İstanbul ekibi sesimizi duydu. Önce oğlumu kurtardılar. Bir saat, 1,5 saat sonra da beni aldılar. Oğlumu kurtardıktan sonra Hatay Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Beni de kurtardıktan sonra ben de oraya gittim. Lakin oğlumu bulamadım orada. Çok endişelendim. Beni Adana'ya sevk ettiler, Adana hastanesine. Orada ısrarla oğlumu sordum. Sağ olsun sosyal hizmetlerden sorumlu kardeşimiz onu buldu, resimleri göstererek hangisi sizin oğlunuz diye. Daha sonra bana sürprizle geçiş yaptılar burada.